Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Gürcistan PS5 ve iPhone fiyatları videosuyla daha karşınızdayım. Yaklaşık bir aydır video çekemiyordum. Tabii ki bunun sebepleri var. Normalde güncel olarak video çekiyorum her hafta veya 2 haftada bir. Yaklaşık bir aydır işte İstanbul'a taşınmam, iş yoğunluğu ve işte ufak bir rahatsızlığım nedeniyle video çekemedim. Ama şimdi yeni bir video ile geldim. Bu videoda iPhone fiyatlarının, güncel Gürcistan'daki iPhone fiyatlarının Türkiye farkıyla, fiyat farkıyla hepsini anlatacağım. Ayrıca PS5 fiyatlarını, PS5 kol fiyatını ve stoklarını da hangi mağazada olup olmadığını size anlatacağım. Yine aynı şekilde iPhone'un da hangi mağazalarda olduğunu olmadığını onları anlatacağım arkadaşlar. Bazıları videolarımın altında yorumlarda belirtmiş. Giden kişiler orada kaç liraya aldığını belirten kişiler yorumlarda belirtmiş. Bunları da size örnek olarak göstereceğim. Yani şu an hani güncel bizzat oraya gidip almış olanların yorumlarını göstereceğim. Böylece daha güvenilir olur. Ben zaten hani kendi internet sitelerinin Gürcistan'daki elektronik mağaza internet sitelerinden kontrol edip fiyatlarını ve stoklarını size onları söylüyorum. Bu anlattıklarım gerçekten güncel stok ve fiyatlar arkadaşlar. Çok vakit kaybetmeden siteye geçelim ama çok öncesinde bir hatırlatma yapayım. Belki bilenleriniz vardır. Telegram'da bir grup kurdum. Gürcistan PS5 ve iPhone fiyatlarını, en güncel fiyatlarını ve Gürcistan uçak biletlerini ve Gürcistan'la ilgili birçok şeyi paylaşıyorum. YouTube'da çok aktif olamasam da Telegram'da biraz daha aktifim. Orada fiyatları paylaşıyorum arkadaşlar. Paylaşacağım. Biraz daha orada da aktif olacağım. Onu da hatırlatayım. Telegram kanalıma katılmak için linki açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle fiyat araştırması yaptım. Bu sefer böyle model model değil de mağaza mağaza gideceğim. Çünkü her mağazada yok her model. O yüzden mağaza mağaza gideceğim. Fiyatları size öyle aktaracağım. Önce en bilinen, en güvenilir yani mağazalardan bir tanesi olan Gürcistan'daki Batum'daki Zoomer mağazasının fiyatlarını ben size anlatacağım. Şu an Batum'u seçtim. Çünkü Batum'a gitmek biraz daha az maliyetli ve orada da stoklar bulunabiliyor. iPhone 15 Pro Max'in ve iPhone 15 Pro'nun. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. iPhone 15 Pro Zoomer mağazasında 256 GB modeli 3799 lira, %12 vergi iadesiyle 3343 liraya geliyor yaklaşık olarak. Yani 40.150 lira yapıyor. Türkiye'ye geldiğimizde bildiğiniz gibi IMEI kayıt ücreti ödüyoruz. Bu ne kadar oldu? 31.692 lira oldu. Yani toplamda bize maliyeti telefon ve IMEI kaydıyla birlikte 71.842 lira. Türkiye'deki fiyatı ise 78.000 liraydı. Yani yaklaşık ikisi arasında 6.000 lira fark var arkadaşlar. Yalnız ben bunu online chatten, sitenin online chatinden stokunun olup olmadığını sormadım. Diğer 512 GB la 512 GB la Pro Max'in 500 GB'ını sordum. Ama yine de internet sitesinde Batum'da stok var gözüküyor arkadaşlar. O yüzden yani büyük ihtimalle orada stok vardır. iPhone 15 Pro 512 GB modeline geçelim. Bunun fiyatı 4.399 lira. %12 yaklaşık vergi iadesi alıyoruz. 3.871 lariye geliyor. Yani 3.871 lari 46.490 lira civarında yapıyor. Artı IMEI kayıt parası ekliyoruz. 31.692 lira. Yani bize maliyeti yaklaşık olarak 78.000 lira oluyor Gürcistan'dan. 15 Pro 512 GB'ın. Türkiye'de ne kadar? 89.000 lira. Yani 11.000 lira biraz daha ucuza almış oluyorsunuz arkadaşlar. Gürcistan'dan 15 Pro 512 GB'ın. Ama şunu yeniden hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kredi kartıyla alırsanız aradaki kur farkı biraz daha yüksek oluyor. Yani siz oradan Türk kredi kartıyla çekim yaptığınız için ve orası da Gürcistan olduğu için, Gürcü bankalar olduğu için Türk lirasını Gürcü'ye dönüştürürken biraz fazla yüksekten kesiyor. O yüzden nakit almanızı tavsiye ederim. Önceki videolarımda yaptığım gibi nakit alırsanız biraz daha fark az olacaktır. Ben mesela örnek vereyim, PlayStation 5 aldığımda yaklaşık bir kredi kartından çektiğim için 1000 lira biraz daha hani bir fark olmuştu. O yüzden size nakit almanızı tavsiye ederim. Biraz daha ucuza gelebilir. Yani biraz daha fark azalabilir. Bu teyitliydi bu arada. Bunun stoğu var. Şu anda Zoomer mağazasında Batum'da. 15 Pro Max 256 GB. Pro Max'lere geçtik bu arada. Şimdi dediğim gibi mağaza mağaza gidiyorum. Pro Max 256 GB 4.149 lari. Hemen ne kadara geldiğini söyleyeceğim. 75.540 liraya geliyor. Pro Max 256 GB. Türkiye'de 90.000 lira. Türkiye'de Apple fiyatları artmış bu arada. Yani bir aydır bakmıyordum. Şimdi gördüm bayağı yükselmiş. Türkiye'de 90.000 lira. Aradaki
Fark 14.460 lira. Yine dediğim gibi bunu sormadım stokta olup olmadığını ama stokta var gözüküyor arkadaşlar. Diğer ikisini teyit aldım, ikisini üçünü ama bunu teyit almadım. Gelelim Pro Max'in 512 GB modeline. 4.799 lira ne kadara geliyor bize? Gürcistan'dan 82.400 lira civarına geliyor arkadaşlar. Türkiye'de fiyatı 99.000 lira. Yaklaşık arasındaki fark 17.000 lira fark var arkadaşlar. 512 GB 15 Pro Max alırsanız Gürcistan'dan yaklaşık 17.000 lira daha ucuza almış olursunuz. Tabii ki oraya gitmek için masraflarınız olacak. İşte uçak biletidir, yolda yeme içme ücretidir, işte sonra kur farkıdır. Bunları da çıkalım diyelim. 4.000 lira fark, hani çıktık 4.000 lira farkı. Yani yine yaklaşık 12-13 bin lira, 14 bin lira daha ucuza almış olacaksınız. Pro Max 512 GB arkadaşlar. Bu Zomer mağazasının fiyatlarıydı. Şimdi iSpace mağazasına geçelim. Bu da güvenilir bir mağaza. Bu arada hepsinde sordum. Bazı yorumlarda tax free verilmediğini söylenmiş. Verilmediği söylenmiş ama ben bunları özellikle sordum. Tax free veriliyor mu? Evet veriliyor dediler. Yani vergi iadesi alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden size vergi iadeli fiyatlarını hesapladım. 15 Pro'nun 1 TB modeli mevcutmuş. Bunların hepsi teyitli. Şu anda stokta var arkadaşlar. Pro 1 TB 4.749 lari. Bize gelecek fiyatı 81.883 lira. Peki Türkiye'de fiyatı ne kadar? 98.000 lira. Yani aradaki fark 16.000 lira arkadaşlar. 15 Pro 1 TB 16.000 lira. Orada daha ucuz. iSpace mağazasında. Bu iSpace mağazası bu arada diğer Zoomer'a göre biraz daha pahalı ama birçok bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Çok ufak bir fark. 15 Pro Max 512 GB modeline bakalım. Bunun fiyatı da işte natural rengi var, beyaz ve black titanium rengi var arkadaşlar. 4.999 lirayı, yani bize e-mail kayıt ücretiyle birlikte 84.525 liraya geliyor. Türkiye'de fiyatı 99.000 lira. Aradaki fark 15.000 lira arkadaşlar. 15 Pro Max 512 GB iSpace mağazasında alırsanız Gürcistan'dan Batum'dan 15.000 lira daha ucuza alabilirsiniz. 15 Pro Max 1 TB modeline bakalım. En pahalı, en güncel modeli arkadaşlar. Natural Titanium modeli mevcutmuş. iSpace mağazasında 5.699 lira fiyatı. Yani bize maliyeti 91.923 lira oluyor yaklaşık olarak. Tabii ki 60.000 lira, yani telefonun ücretini orada 60.000 lirayı orada veriyorsunuz. 31.000 lirayı da Türkiye'ye geldikten sonra e-mail'i kaydettirmek için veriyorsunuz. Bazıları diyorlar ki telefon bu kadar pahalı değil, sen niye e-mail'i kayıt ücretini dahil ediyorsun? Arkadaşlar zaten IMEI'yi mecbur kaydettirmek zorundayız. Hani 2 ay olsun, 3 ay olsun, 4 ay sonra olsun mecburen kaydettirmek zorundayız. Bu yüzden bunu hesaplıyorum. İnsanları yanlış yanıltmamak gerekiyor. Türkiye'de fiyatı 108 bin lira olmuş arkadaşlar. 15 Pro Max 1 TB'ın. Yani arasındaki fark 16 bin lira. 16 bin lira daha ucuza almış olabilirsiniz. iSpace'ten alırsanız arkadaşlar. iTechnics mağazası ve Altı mağazalarına geçelim. Bunlar da yine güvenilir mağazalar arkadaşlar. Bunların fiyatlarını detaylıca söylemeyeceğim. Sadece lari olarak söyleyeceğim. Gerisini siz hesaplayın arkadaşlar. 15 Pro 512 GB 4.599 lari. Sadece bir kıyaslama yaparsak 15 Pro 512 GB mesela Zoomer mağazasında 4.399 lariydi. Burada 4.599 lari. Yani bir 200 lari sanırım daha ucuz Zoomer mağazasında. Ama bunlarda da stok var gözüküyor. 15 Pro Max 512 GB 4.999 lirayı bu mağazada, iTechnics mağazasında. Ama yine Zoomer mağazasına baktığımız zaman 4.799 lirayı fiyatını görüyoruz. 200 lirayı daha uygun arkadaşlar. Geçelim Alta mağazasına. Alta'da 15 Pro 512 GB 4.599 lirayı yine iTechnics mağazasıyla aynı fiyat. Ama dediğim gibi 200 lirayı Zoomer mağazasında daha uygun. Yani ilk başta bahsettiğim mağazada onun şubelerinde internette bulabilirsiniz. Batum'da bayağı şubesi var. 3-4 şubesi var sanırım. Onun da sitesinden veya Google'dan Batum Zoomer yazarak oradan şubelerini bulabilirsiniz. 15 Pro Max 512 GB Alta mağazasında 4.999 lari. Hemen Zoomer'a bakalım. 4.799 lari. Dediğim gibi biraz fiyatı Zoomer'da biraz daha uygun. O yüzden bunların fiyatlarını detaylı olarak anlatmayacağım ama diyelim ki Zoomer'da bulamadınız, iSpace'de bulamadınız, bu mağazaları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim PlayStation 5 fiyatlarına. Özellikle bu çok soruluyor bana ve işte kaç tane alabiliriz falan filan. Bunları başka sorularda cevaplamıştım. Yani onları izleyebilirsiniz. Yalnızca bir PS5 getirme hakkınız var arkadaşlar. Bir de kol alabilirsiniz veya 2-3 tane kol alabilirsiniz. Şimdi Zoomer mağazasında slim diskli versiyonu 1.379 lari arkadaşlar. Hemen şöyle Zoomer mağazasında açalım. Şöyle 1.379 lari. 1.379 lari %12'de verdim.
vergi iadesi alabiliyoruz. 1213 liraya geliyor. Yani 14.568 lira civarına giriyor arkadaşlar. PS5 slim diskli versiyon. Alta mağazasında ise bir 20 lira daha fazla. Tabii %12'de vergi iadesi alıyoruz. 1231 lira. Bu da 14.784. Yani arasında çok az bir fark var. Zoomer'da bulamadıysanız mutlaka Alta mağazasına gidin. Olmazsa Gepa mağazasına gidin. Olmazsa Elite mağazasına gidebilirsiniz. Ama şu anda Elite mağazasında stok yokmuş. Onu da sordum. Stok olup olmadığını ben internet sitelerinin chat sayfasından sordum. Siz de gideceğiniz zaman, yani diyelim ki bir ay sonra gideceksiniz. Yine internet sitelerinin zoomer.ge, alta.ge ve işte ee.ge Elite mağazasının sitesi. Oradan chat bölümünden sorun arkadaşlar. Çünkü stoklar anlık veya işte bir haftalık olarak değişebiliyor. O yüzden mağdur olmamak için sorun arkadaşlar. Dijital versiyonu da hesaplamamışım. Onu atlamışım ama şimdi hesapladım. O da 1339 lirayı arkadaşlar. 1339 lirayı 14.140 lira yapıyor. Şöyle buradan fiyatını görebilirsiniz. Yine stoklarına da bakalım. Mesela Batum'u seçiyoruz buradan stoklara. Ve 3 mağazada stok var gözüküyor. Yine dijital versiyonunda 14.140 liraya geliyor arkadaşlar. Diğeri 14.700 civarındaydı. Yani arasında çok fark yok açıkçası. DualSense kol fiyatına bakalım. Bu da çok soruluyor. Bunun fiyatı hep aynı, çok değişmedi. 179 lirayı, %12 vergi iadesi alırsak 157 lirayı, yani 1885 liraya geliyor. Sadece gittiniz kol aldınız diyelim. Bunun tax free'sini alamazsınız. Çünkü 200 lirayı limit var arkadaşlar. 200 liranın üstünde alışveriş yapmanız lazım. Yani bir PS5 bir kol aldığınız zaman bunun tax free'sini, yani kolun da tax free'sini alabilirsiniz. 1885 lira şu anda kolun fiyatı. Dediğim gibi PS5 şu anda Elite mağazasında yok. Zoomer ve Alta mağazasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size Gürcistan'daki iPhone ve PS5 fiyatlarını aktarmaya çalıştım. Şunu tekrar hatırlatayım. Bunlar yaklaşık fiyatlar. Örneğin kredi kartıyla alırsanız mağazadan kur farkı olacaktır. Yani yaklaşık ürüne göre, yani alacağınız ürünün fiyatına göre 1000 lira, 1300 lira veya 750 lira gibi bir fark olabilir. Kur farkı, yani ek yansıyabilir bu size. Bu nedenle ben her zaman nakit almanızı tavsiye ediyorum. Hopa'dan veya işte Batum şehir merkezinden paranızı lari yapabilirsiniz. Eğer Hopa'da kur yüksekse ufak bir bozukluk, yani minibüse binmek için ufak bir para bozdurun. Şehir merkezine gidin. Orada dövizciler var. Oradan paranızı lari yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde Gürcistan'a giderken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tax free vergi iadesi nasıl alınır? Bunları da başka videoda anlatmıştım. O videonun linkini de aşağıda bırakırım ve şuraya da eklerim. Oradan o videoyu izlerseniz tax free vergi iadesi nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yine başka sorularınız olursa ben her zaman video altından cevaplıyorum. Ayrıca Instagram hesabımdan beni takip edin. Tarhan Medya hesabımı takip edin. Oradan da sizin sorularınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Yine hatırlatayım, Telegram kanalı kurdum. Gürcistan'la alakalı güncel bilgiler paylaşıyorum. PS5 fiyatlarını, iPhone fiyatlarını paylaşıyorum. Uçak biletleri paylaşıyorum. O kanalıma da aşağıdaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.